Arkadaşlar hepinize merhaba. Kuryelik yapıyorum. Ama Getir, Trendyol vesaire değil, dükkanda çalışıyorum. Motorumuz salı gününe perşembe gününe kadar Honda Dio'ydu. Şimdi sıfır Mondial aldık. Onlar kiralıktı çünkü. Şu an 12 saat çalışıyorum ama haftaya 6 saate döneceğim. Patronla konuşmam lazım. Kabul etmezse bırakacağım. Yani kuryeliğin devamı gelmeyebilir. Bu serinin adını da şey koyacağım ya. Kuryelik yaparak hiçbir şey alamamak. Çünkü alınmıyor. Trendyol, Getir, Yemek Sepeti kuryesi değilseniz hiçbir şey alamazsınız. Bu elciklerde çok rahatsız çökeceğim ben bunları ya. Bu ne abi? Allah rahmet eylesin. Cenaze var. Ben 3-4 ay önce, pardon, 2-3 ay önce kuryelik serisi çektim. Hatta 3-4 günlük çok uzun bir seri çektim. Ama ben onları telefonuma alamadım. Paylaşamadım. O yüzden kamerada yer kaplaması diye sildim. Dün çektim, pardon, perşembe günü çektim. Onda da kamera ses almamış. İnşallah şu an alıyordur. Ben kameradan konuşuyorum çünkü kameranın mikrofonundan ses alıyorum. Hani ekstra harici bir mikrofonum yok şu an. İnşallah şu an ses alıyordur. Almazsa bu video da iptal olacak. Bakalım bakalım. Bilmiyorum alacak mı almayacak mı. Anahtarı almıyorum. Adliyenin önünden de motor çalmazlar büyük ihtimalle. Bu muydu? Evet. Bu arada paket başına ücret almıyorum. Pazar dahil, şu anlık öyle ama, pazar dahil günlük 12 saat çalışıyorum. Aylık 27 yapıyor aldığım ücret. 27 bin lira. Of. Kolay gelsin. Eyvallah. Dün neler konuştuğumu da unuttum. Bir şeyler konuştum ben ama bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız şuraya bir yerlere bir yere bırakırım. Yazarım Instagram adresimi, takip edin. YouTube'a çok fazla video atamıyorum çünkü benim telefonum maalesef bu. iPhone 7 32'lik. Şimdi başımdan geçen hadiseleri anlatayım size. Ben Driftly'yi satmak zorunda kaldım. Bir banka borçları, iki okul okumak istediğim içindi. Okul okumaktan birazcık vazgeçtim. Yani vazgeçtim demeyelim de ikinci plana attım. Biraz daha şu an ticaret odaklı gidiyorum. Ondan sonra Driftly'yi sattım ama nasıl sattım? iPhone 14 Pro ile takasladım. O zaman o telefon bana 55'e gelmiş oldu. Motoru ben 50'ye satıyordum. Piyasası telefonun 55'ti. Yani motoru 55'e satmış oldum. Sonrasında dedim ki, lan dedim bu iş böyle olmayacak. 3 ay 4 ay falan motorsuz gezdim. Abi baktım olmuyor yani, hani dayanamıyorum. Dedim motor almam lazım. Neyse
araştırıyorum. Alabileceğim tek motor eski gasa drift. Başka motor alamam. Çünkü param yetmiyor. Dük 250 alacaktım. Onun için de bir süre çalışmam lazımdı. Bende de zaman yok yani. Acilen motor almam lazım. Çünkü çok bunaldım. Neyse. Ben gittim bir tane arkadaşımdan eski kasa bir drift buldum. Çocuk motoru satacakmış ertesi gün. Yani bakmaya birisi geliyormuş. Dedim ki gelmesin. Hemen gittim. Neredeydi lan burası? Ha, orası. Hemen gittim. Telefonu sattım. Ben telefonu 50'ye koyacaktım ilana. Hemen gitsin diye de baktım ertesi gün birisi gelecekmiş. Telefoncuya 45'e vermiş oldum. Bir 10 lira zarar ettim. Yani motoru 50'ye verecekken 45'e vermiş oldum. 5 lira zararım var. Sonrasında gittim hemen kapı arasını verdim. Beyaz eski kasa bir drift aldım. 2017 model. Aldığımda 28.000'ydi. Şu an 30.000'de. Öyle bir motor oldu. Şimdilik ayağımı yerden kesiyor en azından. Şu paketi vereyim, konuşmaya devam ederiz. Ondan sonra ben bu eski kasa drift aldım. Şimdi işte ona biniyorum. En azından ayağımı yerden kesiyor. Gidiyor. Son hız denemesi yaptım. 140. 140 gördüm. Göstergede. GPS'te deneyemedim çünkü benim son hız yaptığım yer ormanlık bir yer ve telefon hiçbir zaman çekmiyor. Doğal olarak GPS'te çok saçma sapan değerler gösteriyor. Yani 120 ile giderken 70 falan gösteriyor. Mümkün değil öyle bir şey. Yanlış. Ama Renault 19 göstergesiyle denedik. Dük 200 ile beraber gittik. Benim gösterge onlara göre doğru gösteriyor baktığın zaman. Tabi onların da GPS'e sapmaları vardır. %10, %5 belki. Ama hani 140 gördüyse de 130 görmüşümdür yani, öyle söyleyeyim. Gidiyor yani motor. Güzel. Şimdilik bir sıkıntısı yok. Kilometre biraz yüksek. 30.000. Şurada bir yanlayayım. Yes. Kilometre biraz yüksek. 30.000 ama yani sıkıntı yok. Ben zaten 250'ye çevirmeyi düşünüyorum onu. Ama şu anlık bir ses yok motorda, yani böyle kulağa kötü gelen bir herhangi bir ses yok. Ben de çok kötü kullanmıyorum zaten, hani genelde arkamda arkadaşımla geziyorum, o yüzden çok video gelmiyor YouTube'a. Boş boş geziyoruz yani şehir içinde, hani o yüzden video çekmiyorum boşu boşuna. Hani arkamda arkadaşım varken ikinci viteste gazla tekere geliyor. Bayağı güçlü bu motor. Dişlileri orijinal, fabrika çıkışı, ön 15, arka 38. Oynanmamış motor yani, komple orijinal. Ona rağmen rodajı güzel yapılmış yani, eskiden ilk dağılan kimse güzel açmış onu. Gidiyor yani, güçlü motor. Hani motora bir zarar da vermiyorum, debriyaj falan da kullanmıyorum. İki de şöyle gaza basıyorum, geliyor. Gidiyorum biraz indiriyorum yani. Tek yaptığım max bu. Son hız falan da genelde denemiyorum. Uzun yola falan giderken de 80-90 ile gidiyorum, bazen 100 ile. Motor da çok zorlanmıyor açıkçası. Yani şu anlık rahatım, bir telefonum kötü. O yüzden size video atamıyorum yani, telefonum 32'lik. Bilgisayardan video atmaya çalıştığım zaman da bilgisayardan editini biraz zor yapıyorum. Bir de ev interneti çok kötü, wifi baya kötü. Hücresel veriden telefondan atmam gerekiyor. Bilgisayar iptal oldu wifi kötü olduğu için. Telefondan atmam lazım. Telefonda 32'lik zaten 30 GB kendisi kullanıyor. Şimdi bu videoları GoPro 852, 852, 852 olarak ayrı ayrı kaydediyor. Mesela siz 17 dakikalık video çektiniz, 852, 852, 2 dosya kaydediyor. Bir 8 dakikalık video zaten 2.5 GB. Yani indiremiyorum. Bir de onları telefona indireceğim. Uygulamada montajlayacağım. Galeriye geri gelecek. Galeride 4 video olacak. Uygulamada, montajladığım uygulamada yer kaplayacak. Bir de GoPro'nun uygulamasında yer kaplayacak. Bana hani 2 GB'lık bir video için bana yaklaşık 20-25 GB yer lazım. O yüzden çok zor oluyor. Anlayın benim derdimi. Bu video da çok kısa olacak. Bir daha açmayacağım videoyu. O yüzden hani bu videoyu açtım. Anlatmak için biraz. Ama işleri biraz yoluna sokayım. Gelecek. Videolar gelecek. Telefonu değiştireyim en azından. 128'lik bir telefon alayım. Videolar gelecek. Öyle söyleyeyim yani. Dükkana gideyim, videoyu kapatacağım. Açısı nasıl bu arada hiç bilmiyorum. Öyle sana hani bir şey konuşmak için açtığım için hiç açıya dikkat etmedim. Ay ay.
bunlar böyle. Aa bir dakika. Benim bir paketim daha var ben. Ha yok lan. Oo kafam çok karıştı. Benim bir paketim daha var sandım. Durumları böyleydi arkadaşlar. Anlattığım gibi her şey. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Instagram'dan takip etmiyorsanız şuraya bıraktım. Abone olmadıysanız da abone olun lütfen. Artık 1000 aboneye gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.